Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde sıkça duyduğumuz bir kavrama açıklık getirmeye çalışacağız. Metaverse. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Facebook Meta isimli bir şirkete dönüştüğünü açıkladı. Normal şartlarda şunu diyebilirsiniz. Ya Facebook'a giriyorum, hala Facebook yazıyor, Meta falan yazmıyor. Aslında Facebook yıllar önce Google'ın yaptığını yaptı. Google ne yapmıştı? Alphabet isimli bir şirket kurmuştu ve Google da dahil olmak üzere tüm alt markalarını bu Alphabet isimli şirkete bağlamıştı. Şimdi ise aynı şeyi Facebook yapıyor. Biliyorsunuz Facebook, WhatsApp, Instagram, Oculus ve daha birçok firmanın sahibi. Burada Facebook temel şirket konumundaydı. Fakat şimdi Zuckerberg ne yaptı? Meta isimli bir şirket kurarak Facebook, Instagram, Oculus, WhatsApp gibi markalarını Meta'ya bağlamış oldu. Yani burada aslında Facebook sosyal medya sitesinin ismi değil, Facebook şirketinin adı değişti. Peki nedir bu Meta? Metaverse tam olarak bizlere neler vaat ediyor? Eğer izlediyseniz Ready One Player diye bir film vardı. İzlemediyseniz de mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü Metaverse'ü bizlere en iyi anlatan film buydu arkadaşlar. Aslında Metaverse tamamen sanal gerçeklik deneyimine dayalı dijital bir dünyayı vaat ediyor bizlere. Bu dünyada yapabileceklerinizin herhangi bir sınırı yok. Dolayısıyla herhangi bir sınır olmadığı için insanlar kendilerini bu gerçek dünyanın sıkıcı atmosferinden Metaverse'ün aksiyon dolu atmosferine bırakabiliyor. Tabii ki burada işin içerisinde pek çok teknoloji söz konusu. Örneğin Metaverse'e özel elbiseler. Normal şartlarda bir sanal gerçeklik gözlüğünü taktığınız zaman az çok bir dijital dünyaya giriyorsunuz zaten. Fakat bir şeyi dokunmak, hissetmek için daha farklı özel ekipmanlara ihtiyacımız var. Burada özel bir eldiven taktığınızı düşündüğünüzde, bir şeyi tuttuğunuzda ya da kavradığınızda bu eldiven size gerçeklik hissiyatı verebilecektir. Yani dijital bir dünyada olmanıza rağmen birisine dokunduğunuzda ya da elinize bir nesne aldığınızda bunu gerçekmiş gibi hissedebileceksiniz. Bir de bu teknolojinin bütün bedeninizi saran bir elbiseyle yapıldığını düşünün. Yani biri sizin vücudunuzda herhangi bir noktaya vesaire dokunduğunda bunu gerçekmiş gibi algılayabileceksiniz. Bu gerçek anlamda bir devrim olacaktır. Fakat Metaverse'ün öyle hemen hayata geçmesi çok da kolay bir şey değil. Zaten Metaverse'ü ciddi anlamda kuran şirket dünyanın gerçek anlamda hakimi olabilir. Çünkü insanlar kendilerini bu dijital dünyaya kaptırdıklarında gerçek dünyayı bir kenara bırakıp tamamen bu dijital dünya için yaşamaya başlayabilirler. Hatta pek çok iş kolu gerçek dünyadan dijital dünyaya da kayabilir. Peki bu dijital dünyadaki para alışverişi nasıl olacak? Nasıl bir ödeme sistemi olacak? İşte bu noktada da işin içerisine kripto paralar giriyor. Pek çok kişi oluşturulabilecek bir metaverse'te kripto paralarla alışverişin mümkün olabileceğini savunuyorlar. Bu şekilde gerçek dünyada dijital cüzdanınızda biriktirdiğiniz kripto paraları metaverse'te harcayarak kendinize bir ev, malikane, araba ya da farklı bir aksesuar satın alabileceksiniz. İşin güzel yanı ise gerçek dünyada asla sahip olamayacağınız bir otomobile metaverse'te çok 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 daha düşük bir fiyata sahip olabileceksiniz. Bunlar gerçek anlamda insanı heyecanlandıran şeyler. Dünyadaki dış görünüşünüz sizi rahatsız edebilir. Kendinizin yeterince yakışıklı ya da güzel olmadığını düşünebilirsiniz. Metaverse'ün en güzel yanlarından birisi kendi profilinizi kendinizin oluşturmasına imkan sağlaması. Oyun dünyasında çok beğendiğiniz bir profili Metaverse'te kendinize özel olarak tasarlayabileceksiniz. Böylece kendi karakterinizi kendiniz yaratmış olacaksınız. Elbette Metaverse'ün bizlere sundukları bu kadarla sınırlı değil. Oyun dünyasındaki tüm aksiyon aslında Metaverse'de direkt olarak bize sunulmuş olacak. Düşünsenize, Metaverse sayesinde 2. Dünya Savaşı'na gidip oradaki bir cephede savaşıp o atmosferi tadabileceksiniz. Ya da Ay'a yolculuk yapıp
aya ilk basan insanmış hissiyatını elde edebileceksiniz. Yani dediğimiz gibi Metaverse'de yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Zaten Metaverse'ün insanları heyecanlandırmasının temel sebebi de bu. Fakat bu dijital dünyada en büyük risk gerçek dünyanın ikinci plana atılması. Eğer insanlar kendilerini Metaverse'e çok fazla kaptırırlarsa o zaman gerçek dünyadaki işlerini bir şekilde ikinci plana iteceklerdir. Gerçek dünyadaki işlerin ikinci plana itilmesi dünyanın biraz değişmesine ve kaos ortamının yayılmasına sebep olabilir. Zaten videomuzun başında da söylediğimiz Ready One Player filminde de tam olarak böyle oluyordu. Yani düşünsenize, Metaverse'ün yaratılacağı bir gelecekte teknolojinin çok gelişmiş olmasını beklerken etraf hurdalarla dolu, evler barakalardan ibaret, hizmet sektörü sıfıra inmiş, her yer çer çöp dolu. Bu durumun temel nedeni ne? İnsanların kendilerini dijital dünyaya hapsederek gerçek dünyayı tamamen ikinci plana itmeleri. Metaverse gerçek anlamda bize çok şeyler vaat etse bile önümüzdeki süreçte bunun insanlığa ne gibi getirileri olacağını kestirmek biraz güç duruyor. Yine de bekleyip göreceğiz. Metaverse'ün teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdığı da reddedilemez bir gerçek. Tabii ki bu dünyanın istenilen seviyeye ulaşmasını biz görür müyüz? Orası pek belli değil. Daha bu proje emekleme aşamasında. Önümüzdeki süreçte Metaverse'ün gerçek anlamda istediğimiz seviyeye ulaşması, en azından Ready One Player filmindeki gibi bir seviyeye ulaşması belki de 10 yıllar sürecektir. Fakat böyle bir projenin hayata geçirileceğini düşünmek bile insanı heyecanlandırmaya itiyor. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla karşınızda olmak üzere, hoşça kalın.